faidesiz konuşmalardan Müslümanların kaçınması gerekir. Olur ki faidesiz konuşmalara daldı bazı Müslümanlar, içlerinden rüşt ve akıl sahibi birilerinin Müslüman kardeşlerini uyarması gerekir. Faidesiz konuşma kısım kısımdır kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi nedir? Bu ayet-i kerimede olduğu gibi elinde hiçbir delil olmadan insanın gevezelik yapmasıdır. Mesela iki kişi bir konuyu konuşuyor. İkisinin de elinde konuya dair bir delil yok. Yapılan bütün konuşma nedir kardeşlerim? Gevezeliktir. Yapılan bütün konuşma boş konuşmadır, faydasız bir konuşmadır. Niçin? Çünkü konu hakkında senin elinde bir delil yoksa eğer bir sonuca ulaşman mümkün değildir. Faraza bir sonuca ulaştın diyelim, sonuç doğru olsa bile yanlıştır. Çünkü delilsiz sonuca ulaştığından ötürü yaptığın konuşma boştur. Dini konularda özellikle kardeşlerim, yani insanlar din konuşuyorlarsa hususen buna çok dikkat etmek lazım. Eğer insanların elinde kesin olan, yakini olan bir delil yoksa insanlar asla konuşmamalıdır ve bizim bu gençlerin ahlakını Müslüman gençlerin arasında yaygınlaştırmamız lazım. Mesela diyelim ki bir konu açıldı meclisimizde. Örnek alacağız ya kendimize bunları. Allah bunun için anlatıyor bize bu gençleri. Bir konu açıldı diyelim. Baktık ki insanlar konuşuyor. Hiç konuşma başlamadan önce kardeşlerimize sormamız lazım. Kardeş bu konu hakkında bir delil bilen var mı? Kesin yani Allah söyledi, Resulü söyledi diye elinde bir delil olan var mı diye soracağız. Yok dediler diyelim. Ben duymuştum. Ben galiba okumuştum. Ben daha Müslüman olmadan önce bir hocadan şöyle işitmiştim tarzında Allah'ın ve Resul'ünün hakkında hiçbir delil indirmediği saçmalıklar diyeceğiz ki kardeş burada bir duralım. İmam Şafii diyor ki el ilmu ma Allahu ve rasuluhu ve ma siwa zalika İlim Allah dedi, Rasulü dedi demektir. Bunun dışında kalanların hepsi şeytanın vesveseleridir. Başka hiçbir şey değildir. Yani din sana göre, bana göre, senin işitip unuttuklarına göre, tam emin olmayıp okuduklarına göre belirlenmez. Din muhkemdir. Senin elinde kesin bir delil olur. Dersin ki Kehf suresinde Rabbimiz Azze ve Celle bu konu hakkında şöyle buyuruyor dersin, konu kapanır, biter. Ama öbür türlü yapılan bütün tartışmalar kardeşlerim, sadece tarafların, kendilerini haklı çıkarmak için Allah'ın kitabıyla oyun oynadıkları, kitabın ayetlerini horoz dövüştürür gibi birbiriyle dövüştürdükleri bir gereksiz ve faydasız tartışmadan öteye geçmez. Onun için en büyük cinayet cahilin din hakkında konuşmasıdır. En büyük cinayet cahilin din hakkında konuşmasıdır. Cahil dediğim de kardeşlerim, daha önce derslerde de söyledim. Benim alimden kastım şu değildir. Medrese okuyacak, üniversite bitirecek, elinde diploma olacak. Benim alimden kastım bu değildir. Alim Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini bilen adamdır. Sen eğer Allah'ın kitabından konuya dair bir ayet bilebiliyorsan o konunun alimisindir sen. Yani bütün dinin olmasa bile konuştuğun konunun alimi olan bir insansındır. Konuşabilirsin. Ama bunun dışında gelince faydasız konuşmalardan uzak durmak gerekir. Özellikle de burada Allah bize dünyalık bir meselede bile elinde delil olmayan insanların konuşmasının gereksiz olduğunu öğretiyor. Bu dünyalık bir mesele ise dini bir meseleyi varın siz düşünün. Dini meselede çok çok daha dikkatli olmamız lazım. Bilenlerimiz konuşmalı, bilmeyenlerimiz ise susmalı. Hatta bir gün İmam Ahmed de İbn-i Mace bu söyleyeceğim hadisi rivayet ediyorlar. Allah Resulü evinde otururken baktı bazı sesler geliyor. Böyle tartışma sesleri geliyor. Kapının önüne çıktı, Sahabe diyor ki Allah Resulü'nün öfkeden yüzünde sanki nar kesilmiş gibi yüzü kıpkırmızı olmuş. Yani o kadar kızmış ki yüzü kızarmış, nara benzetiyor yüzünü. Çıktı diyor sahabeye dedi ki siz Allah'ın kitabının ayetlerini birbirine mi vuruyorsunuz? Yani Allah'ın ayetlerini kavga mı ettiriyorsunuz dedi. Siz bununla mı emroldunuz? Siz bunun için mi yaratıldınız? Bir rivayette dedi ki Allah Resulü bakın Allah'ın kitabına bildiklerinizle amel edin. Size Allah'ın yasakladıklarından kaçının. Bu bir rivayet. Bir rivayette de dedi ki: "Bakın Allah'ın kitabına. Bildiklerinizle amel edin. Bilmediklerinizi gidin bilen insanlara sorun." dedi Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesini uyarmış oldu. Çünkü konuştukları konuda Kur'an-ı Kerim'de kesin bir nas yok, açık bir nas yok. Bir mesele konuşuyorlar. Biri bir ayet söylüyor, öbürü bir ayet söylüyor. Öbürü görüşünü desteklemek için başka bir ayet söylüyor. Sonuç sanki Allah'ın kitabı ayetleri birbiriyle kavga eden, birbiriyle çatışan bir kitapmış gibi bir görüntü arz ediyor. Oysa böyle mi olmalı kardeşlerim? Asla. Müslüman dediğimiz gibi bildiği konuda konuşmalı, ister dini olsun, ister dünyalık olsun, bilmediği konuda ise sukut etmeli. Bu gencimizin söylediği gibi.